Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversitede akademisyen olan Esra Mungan'ın terör propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanması, fotoğrafta görüyoruz Esra Mungan'ı, ve sınır dışı edilen İngiliz akademisyen hakkında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada tarihinde ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi tutuklanmıştır. Esra Mungan terör örgütü propagandası için suçlanmıştır. Hiçbir öğretim üyemiz terörü özendirecek söz ve davranışlarda bulunmamıştır ve bulunamaz. Onun yeri üniversitedir. Sınır dışı edilen Chris Stephens'ın ise anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğünü haklarını kullanmıştır dedi. Kardeşim şimdi bu adamlar Türkiye'nin fevkalade bir dönemden geçtiğinin farkında değiller. Bakın Türkiye'yi bölmek için Amerika ve İngiltere ortak hareket ediyorlar. İngiltere'de olan derin devlet Amerika'yı yönlendiriyor ve Avrupa'yı yönlendiriyor. Türkiye'yi bölme konusunda kararlılar adamlar. Ve müthiş bir mücadele devam ediyor şu an. Bunu görmeleri lazım. PKK terör örgütüdür diyemedi. Hiçbir konuşmasının hiçbir yerinde. Yani her yerden anlaşılıyor. PKK tehlikesine dikkat çeksinler. Değil mi? Ordu, asker, polis var gücüyle bu beladan kurtulmak için gayret ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde PKK kutlamaları olmuştu bayraklı. Ya kardeşim olay zaten belli. Evet. Samimi olsunlar, vatana millete sahip çıksınlar. Bu kafa kafa değil, çok tehlikeli yoldalar. Üniversitede bomba düzenekleri araştırma bulun diyor çok yüksek zamanda. Evet. Kardeşim her yönden bela kapıda ya. Ya kardeşim Boğaziçi'li bu entel dantel arkadaşlar Türkiye'nin bölünme tehlikesini görmüyorlar mı? Görüyorlar. Allah aşkına olayı anlamazdan gelmesinler. Büyük bir felaket kapıda. Asker polis var gücüyle mücadele ediyor. Adamlar konuşmalarını görmüyorlar mı? Ne konuştuklarını duymuyorlar mı? Yani saf saf konuşan insanlar olur. Onlara insan bir şey demez. Ama burada bilinçli bir konuşma var. Yapmayın, etmeyin. Boğaziçi'li olmak yani bir ayrıcalık değil. Değil mi? Boğaziçi'li istediği gibi konuşur diye bir şey yok. Vatanın bölünmesine sebep olacak her türlü usluptan şiddetle kaçınmak lazım. Birleştirici olmak lazım. Hükümeti zora sokmak çok anormal bir hareket olur. Bu Boğaziçi Üniversitesi hocalarından biri. Hendeklerin özgürlüğüne giden meşru bir yol olduğunu anlatan hoca. Hendeklerin özgürlüğe giden bir meşru yol olduğunu söylüyor. Hendek nasıl meşru yol olur ya? Bu hocaya Öcalan selam söylüyor görüşme notlarında. Yani bunu anlamazdan gelemeyiz. Buna hiç kimse müsaade etmez. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da böyle bir şey yapmaya kalksalar terör örgütü propagandası. Tabii ya Fransa'da bunu Evet. yapacak böyle bir şey yapacaksın. İmzalayacağım imza yani sırf her türlü şeyi yaparlar hukukla kanunla.